televizyoncuyduk biz. İkimiz de televizyoncuyduk. Ailenden çok aslında iş arkadaşlarını görüyordun. Uzaktan mı çalışıyorsunuz? Yani buradaki iş güç durumları nasıl olacak? O arada YouTube'dan ben işte göç hikayeleri, işte kırsal yaşam, kentten göç videoları izliyordum. Taner böyle bir anda yarın gidiyoruz falan dedi böyle. Biz bayağı iki kedi, bavullar, şunlar bunlar kalktık geldik. Peki şu anda burada uzaktan aynı işlerinizi yapmaya devam ediyor musunuz? Buraya 200 bin lira parayla gelmedik. Ha, evet. Evet ya, yani birikim öyle dersek buraya kaç parayla geldik derseniz. Peki biraz şu evden bahsedelim. Kale. Çok ilginç bir ev var. 1 kilometre yukarımızda Toulouse diye bir antik kent var. Oraya gitmek isteyen insanlar oranın kalıntısı zannederlerdi falan böyle. Ve siz burada yeni neler ekleyeceksiniz? Var mı öyle planlarınız? Yani canımızın sıkıldığı bir an olmadı. Bundan eminim. Evet. Burada yaşadığımız bir sorun yüzünden birbirimizi kırdığımız bir an da olmadı. Ve muhtemelen son 3 ayımdaki en mutlu anım oydu. Hayatta böyle biraz yavaş akıyor burada. Belki de en önemli söylenmesi gereken şeylerden biri. Acelemiz yok. Bu video var ya tam hanımı ikna etme videosu oldu. Hoş geldiniz kanala. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin evimize. Yeni bir göç hikayesi. Melda ve Taner. Şu anda neredeyiz? Onunla başlayalım öncelikle. Şu an Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Doğer köyündeyiz. O zaman kısaca Melda seninle başlayalım. Kendini tanıtır mısın? Melda ismim. 37 yaşındayım. Buraya gelmeden önce ne iş yapıyordun? Televizyoncuyduk biz. İkimiz de televizyoncuyduk. Ben editörlük yapıyordum. Bildiğiniz televizyon kanallarındaki gündüz kuşağı ya da akşam kuşağı programlarında çalışıyordum. Yani herhalde bir 15-16 senedir televizyonculuk yapıyorum. İstanbul'da o hayat ailesinin içinde dönüp duruyorduk. Ne okudun? Radyo televizyon okudum ben. Sen Taner. Taner ben de televizyoncuydum. 12 senedir falan televizyon sektöründe çalışıyordum. Kurgu yapıyordum ben daha çok. Kamera kızı, ofis elemanıydım. Melda daha çok sahadaydı. Sahadaydı ama. Evet. Ve sabah erkenden başlayan, akşam bitmeyen ya da akşam başlayıp hiç bitmeyen işler yapıyorduk İstanbul'da ikimiz de. Evet. O sektör maalesef herkesten duyduğum o. Hayat yoğun olmayan, sosyal hayat olmayan bir sektör. Tatil olmayan, bayram, seyran, yılbaşı evet, olmayan. Sosyal hayat kavramı şey tabii yani. Evet, yılbaşı eğlencesi yapmak istiyorsan iş arkadaşlarını ofiste yapıyordun. Bayramlaşmayı çok basit bir şekilde gene bayram sabah işe gittiğin zaman iş yerinde arkadaşlarına yapıyordun. Evet. Yani hep onlar vardı yani. Bütün sosyalliğin, ailen hep onlardı. Yani ailenden çok aslında iş arkadaşlarını görüyordun. Peki nasıl o sektörde mi tanıştınız ve nasıl evlendiniz kısaca? Sektörde tanıştık. Az önce dediğim gibi yani. Bütün eğlenceler, bütün her şey birlikte bizim yapılınca. Bizim sektörde zaten başka bir eşi olan çok az vardır evet. Yani. %10'luk bir kesimdir o hani bizim sektörde çalışıp da başka bir sektörden eş bulan. Çünkü birbirini anlamıyorsun aslında. Bizim sektör dışında olan insanlar bizim sektörün yoğunluğunu çok anlayamıyorlar ve kabullenemiyorlar. Biz de aynı işte çalışmaya başladık. Aslında senelerce aynı sektörün içinde benzer programlarda çalışmışız ama hiç karşılaşmadık, tanışmadık. Kaç yıl oldu evleneli? Bir yılı yeni bitirdik. Bir ay önce. Çok taze. Evet. Evet. Buraya göç etmeye nasıl karar verdiniz? Uzaktan mı çalışıyorsunuz? Yani buradaki iş güç durumları nasıl olacak? Ya göç etmeye şöyle karar verdik. Biraz pandemiyle başlayan bir süreçti aslında. İkimiz de tabii ki çalışıyorduk o dönem. Benim işim durdu ama Taner'in işi devam etti ve ufacık bir evin içinde akşam 10'dan sabah 8'e kadar çalışma gibi bir durumu vardı Taner'in. Yani benim uyku uyuduğum saatte Taner çalışıyordu. Sonra Taner'in işte uyuduğu saatte ben evde oturuyordum yani hani sonuçta uyuyor ve gece çalışması gerekiyor. Yani ses yapamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Televizyonu bile açsam böyle bir işim yok hani falan filan. Kendime uğraşlar edinmeye çalışıyorum ama ufacık bir evin içinde hani ne yapabilirsin falan filan derken. Yani Taner'in zaten hep aklında böyle bir şey vardı ama ben biraz korkuyordum. Yalan yok, çekiniyordum. O dönem biraz beni işledi Taner. İşte ne bileyim sizin videolarınızı falan izletmeye başladı. Bana biraz cesaret vermek için. Yani ben yine de korkuyordum. Yalan yok yani. Son dakikaya kadar hatta gelişimiz bile biraz apar topar oldu bizim. Evet oraya bir şey ekleyeceğim. Yani ben böyle çalışıyorum. İşim bitiyor. Yatmam lazım ki akşam tekrar da aynı enerjiyle gireyim. Ama şöyle oluyordu. O böyle bir boşluk aram vardı yani. Sabah saat 7.30'la böyle 8-15'e kadar çok işim olmazdı böyle. Tam yayının başlayacağı saatler onlar. O arada YouTube'dan ben işte göç hikayeleri, işte kırsal yaşam, kentten göç böyle belli anahtar kelimelerim vardı. Onları arayarak videolar izliyordum. Sonra uyuyacağım zaman da bombayı Melda'nın kucağına bırakıp gidip yatıyordum. Yani sen bunlarla bir oyalan. Zaten algoritma oraya dönmüştü yani. YouTube'a her açtığımızda başka bir şey çıkmıyordu yani. Evet, hani köye göç videoları
serisi böyle. Yani sonra biz işte ilk pandeminin böyle 4. ayında falan bir açılma olmuştu. Fethiye'ye geldik, buraya geldik. Benim annem burada yaşıyor bu arada. Bir 3 günlüğüne, 4 günlüğüne buraya geldik. Taner o sırada bayağı böyle kafasında plan proje falan çizmiş yani. Burada işte şöyle yaparız, böyle eline yaparız. Mezroyu almış geziyor değil mi? Şaka değil, gerçekten öyle. Komple ondan ölçtüm. Ondan sonra hani nereden nereye, işte kaç ağaç var, ne yapabiliriz, işte nereye bostan kurabiliriz, işte bizim evin altında işte ufak bir yerimiz var kendimiz yaptığımız. İşte orası depo halindeydi. Orayı gezmiş, hani ne yapabiliriz buraya falan filan gibi. Yani o 3 gün içinde böyle bir kafasında plan proje çizmiş. Sadece buydu zaten benim gelişim acaba. Evet. Orada olur mu? Çünkü bir şeyler planlıyorum. Bunlar orada olabilir mi? Yani başka bir yerde sıfırdan alabileceğimiz bir yerde olur. Ona göre kriterlerini koyarım. Ona göre bakarım alacağım yeri. Ama böyle bir şey de mümkün değil. Yani bir yer almayacağız. O zaman elde olan da ne yaparız? Ben kafamdaki her şeyi burada yerleştirdim. Buraya bu, buraya bu. Evet. Aa burada zeytinler var. Aa burada nar var derken 3 günüm dolu dolu geçti burada. Melda'ya da mantıklı geldi ki bu fikirler. En son Melda'ya sunum yaptım. Sonrasında zaten 3-4 ay sonra evlendik. Balayına da biz buraya geldik. Gene evde kaldık falan. Sonrasında da işte evlendikten bir 5-6 ay sonra da yine böyle bir kapanmalar falan filan başlıyordu. Uzunca bir kapanma dönemi vardı ya, 3 hafta 4 bir şey, bir aya yakın bir kapanma. Taner böyle bir anda yarın gidiyoruz falan dedi böyle. Biz bayağı iki kedi, bavullar, şunlar bunlar kalktık geldik. Nisan ayıydı sanıyorum. O zamandan beri de buradayız. Peki şu anda burada uzaktan aynı işlerinizi yapmaya devam ediyor musunuz? Parayı nasıl kazanacaksınız burada diyeyim. Onu da sen anlat. Yani sektöre dair işler yaptık mı burada? Yaptık ama uzaktan çalışmak dediğim gibi işte ya burada internet altyapımız yok bizim. O çok zor bir süreç ama onu da şöyle hallettik. Böyle telefonların işte kampanyaları var. Bütün kampanyalara dahil olduk ve telefonumuzla çözmeye çalıştık. Çok büyük datalar ama eğdik başımızı. Yani belki işten 5 kazanacağımıza 3 kazandık. Ama biz burada yapacağız dedik bunu. Öyle birkaç iş yaptık. Birkaç tanıtım filmi yaptık bir de büyük büyük işler. Hani. Ama daha sonra şey oldu. Yani 1,5 saatte yapacağım bir işi. Ya burada 15 gün sürmeye başladı. Sadece izlemem bir gün sürüyor, görüntü 10 dakika. Hani hiç elim varmıyor böyle iş yapmaya. Sonra ben hepten yapmamayı tercih ettim. Yani Melda'ya dedim ben gerçekten bunu yapmak istemiyorum burada. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bahçeyle ilgilenilmesi gerekiyor. Hı. Bir sürü şey yapılması gerekiyor. Taner'in önceliği hep bahçe. Hani bir iş yetişmesi gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor o işe. Ama Taner gidiyor bostanla ilgileniyor. İşte zeytinlerle ilgileniyor falan filan. Hani gerçekten hiç o tarafa isteği kalmadı. Motivasyonu kalmadı. Maddi birikim var mıydı? Ya öyle bir maddi birikim açıkçası yoktu yani. Biz o sırada buraya geldiğimiz sırada zaten bir belgesel çekiyorduk. Onun için ayırdığımız bir bütçemiz vardı. Onun dışında başka bir buraya nedenler... 200 bin lira parayla gelmedik. Ha, evet. Yani birikim öyle dersek, buraya kaç parayla geldik derseniz o 10 bin liradır o para. 10-15 bin liradır. Aynen. Evet yani. Çünkü biz eve de bayağıca bir masraf ettik. Şimdi onu da ben gösteririz birazdan yani bayağı yani işini sıfırdan yaptık. Ama tabii o sırada işlerimiz de devam ettiği için oradan da gelenle böyle devasa bir parayla gelmedik. Ama tabii bizim rahatlığımız annemin evine gelmiş olmamızda en büyük rahatlığımız. Ya tabii kira derdimiz yok. Kiralık ev de aramadık. Evet. Evet, kiralık evde aramadık. Buradan gerçekten o işi yapanlara da çok saygı duyduğumu söylemek kesinlikle istiyorum. Yani gidip ev ara, yerleş. Ben mesela cesaret edemeyebilirdim ona. Zaten bu konuya biraz daha uzak olan taraf bendim ikimizin arasında. Bir de böyle bir ev olmasa, böyle bir düzen olmasa benim için çok zor olurdu. Ya o imkanlar dahilinde. Yani senin eğer böyle bir evin olmasaydı ve gerçekten bu hayatı yaşamak istiyor olsaydınız onun da çaresi bulunurdu. Gelirdiniz, evinizde bulurdunuz, bakardınız. Ama şu anda elinde bu hazır imkanı olduğu için onu değerlendirmişsiniz. Çok da iyi yapmışsınız. Hı-hı. Bu arada parantez içinde sizin bir YouTube kanalınız var. Onun da buradan duyurusunu yapayım, paylaşımını yapayım. Bu tatlı çiftin buradaki maceralarını izlemek istiyorsanız eğer köy işleri YouTube kanalları var. Açıklamalar bölümünde de kolay bulmanız için linkini en üstte yazıyorum, yapıştırıyorum. Onunla çok özür dilerim. Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Yani bizim böyle bir YouTube kanalı açalım ve işte köye göçelim ve YouTube kanalı açalım derdimiz yoktu. Ya biz burada bir şeyler yapıyoruz, çekelim. Ya bunlar da YouTube'da kalsın. Ama kimseye öyle açmayalım, etrafta duyulmasın. İşte arkadaşlarımızın bile haberi yok yani. Evet, öyleydi. Açtığımızda dolayısıyla hiç kimse izlemiyordu. Evet. Öyle yani. 23 abonemiz vardı. Belki 20 tane video yüklemiştik. Hani abonemiz hiçbir şeyimiz yoktu. 23. sensin, o yüzden 23 söyledim. Ya ama... zaten buraya geldikten 3 ay sonra evet, falan evet. Öyle bir şey
diye başladık. Eğleniyorduk da yani, malzememiz de var. Boşa yatmasın, evet, çekelim evet. falan. Ben YouTube kanalı açma konusunda şu anlamda destekliyorum insanları. Herkesin ayrı bir hikayesi var. Herkes ayrı evet. bir hikaye yazıyor burada. Bunu yaşamak isteyen insanlar da var. Her hikayeden başka bir Aynen. motivasyon, başka Kesinlikle. Bir bilgi ve bir çıkış yolu bulabiliyorlar. Bu sizin hikayeniz. Siz burada bu işleri yapıyorsunuz. Hı-hı. Geçiminizi birazdan konuşacağız. Buradaki mutluluklarınızı, mutsuzluklarınızı konuşacağız. Emin olun ki birine dokunacak bir yerde. İnşallah, o yüzden inşallah. Bu çok güzel bir şey. Bunda ben bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü niyet ve yapılan iş zaten kendini açıklıyor. Her zaman gösteriyor. Eğer bir samimiyet varsa onu gizleyemezsin. Bir samimiyetsizlik varsa da onu gizleyemezsin. Siz yolunuza bakın, işinize bakın. Gerisini zaten izleyenler değerlendirecektir evet. diyorum. Peki biraz şu evden bahsedelim. Kale. Çok ilginç bir ev var. İçi de çok güzel evin. Bizi de misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Burası kaç dönüm? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya burası 4 dönüm bir arazi içinde. Biz bu araziyi 96 yılında almıştık. Tabii ben o zaman çocuktum yani. Annemle babam da burayı aldılar ve babam da böyle biraz şeydir. Vizyoner diyeceğim ama çok da böyle ukalaca da olmasın isterim. Yok, gayet vizyoner bir adammış bu. Yani o dönem mesela bu ev yapıldığı zaman, bu ev çok zorluklarla da yapıldı bu arada. Hem maddi hem ustasal. Gerçekten zor oldu. O dönem bu ev bittikten sonra bizim 2 kilometre yukarımızda Tulos diye bir antik kent var. Oraya gitmek isteyen insanlar burayı aşağıdan çıkarken görürdü ve oranın kalıntısı zannederlerdi falan böyle. Taş bir yapı olduğu için. Yapın koyun kapıya bir gişe. Evet öyle diyeyim. Bilet keselim. Sonra bir dönem babam böyle bir şarap evi ve sanat evi gibi bir şey yapmak istedi. Yaptı da. Zaten evin içindekiler ondan kalanlar. Sonra da rahatsızlandı. Hastalığı başladı ve devam edemedi. Sonra kısa bir süre sonra vefat etti zaten. Allah rahmet eylesin. Annem de o zamandan beri ayrılmadı buradan. Yani tabii ki yılın belli ayları İstanbul'a geliyor ama uzun süredir kalıcı olarak bu evde. Bahçesinde de o zaman büyük zeytin ağaçları vardı biz bu araziyi aldığımızda. Sanıyorum bir 5-10 tane büyük zeytin ağacı vardı. Küçük zeytin ağaçları ve nar ağaçları ekildi. Evet, şu anda burada bir zeytin ağacı var. Zaten eminim ki o siz aldığınızda buradaydı. Ya yani çok evet. uzun yıllardır burada olduğu belli oluyor ağacı. Uzun zeytin diyoruz biz onlara. Onlar dışında narlar ekildi bahçeye. Bir 60-70 ağaç kadar narımız var, nar ağacımız var. Onun dışında kayısı var, şeftali var, limon, portakal, mandalina, var. Mandalina, hünnap, meşe, asma. Ama bunlar hep tek tük yani yoğunlukta olan ve çok fazla meyve aldığımız zeytin evet. ve nar var. Bu arada bizim Gaya Doğal Pazar diye açmış olduğumuz bir satış platformu var. Oranın da ilk narları bu bahçeden geldi. Böyle bir manevi işbirliğimiz oldu. Evet. Benim için çok kıymetli. Bizim için de öyle. Umarım evet. herkes afiyetle yemiştir onu. Evet. Tolga Yalçın kanalında ben de bu vesileyle ilk defa duyuruyorum. Bu videonun içinde konusu açıldığı için onun da linklerini paylaşayım. Nar, limon, zeytinyağı vesaire böyle doğal köy ürünlerini pazarladığımız bir platformumuz var. Bunu söylemiş olayım. Başka neler var? Ve siz burada yeni neler ekleyeceksiniz? Var mı öyle planlarınız? Şu bölümde birazdan gösteririz orayı da. Bir düzlük alanımız var. Oraya üzüm bağı yapalım dedik. Dönümlerce değil, belki yarım dönüm bir yerden bahsediyorum. Yani belki oturur kendi üzüm sirkemizi yaparız. Kendi şarabımızı yapabiliriz. Pekmezimizi yapabiliriz diye. Böyle kendimize yetsin diye bir üzüm bağı planlıyoruz. Onun dışında belki aşağıda narların olduğu yerde bir boşluk var. Orayı yeni narlarla da takviye edebiliriz ya da yeni zeytinler de ekebiliriz. Yani boş çünkü orası ve dolsun. Şimdi bizim 20-25 tane zeytin ağacımız var. Bunların 5-6 tanesi ulu ağaç. Oldukça zeytin veriyorlar maşallah. Maşallah. Bu sene de verimimiz bayağı iyi. Yani yeşilini toplayıp işte kırma çizik yapıyoruz ve kararan zeytinlerden de sıktırıp zeytinyağı yapıyoruz. Biz zaten senelerdir kendi zeytinimizi ve zeytinyağımızı yiyoruz. Aynı şekilde nar ekşisi ve nar da öyle. Ne bileyim, eş, dost, akraba. Bizim bahçenin zeytin, zeytinyağı ve nar ekşisinden yiyor. Tadına bakıyor. Reçellerden de bu arada. Ha, evet, i̇şte kayısı, şeftali, kaç tane üzümümüz var, onların reçelleri de aynen. Yani şey, ufak tefek ağaçlar
kadar meyve ağaçları ama yani 1-2 tane diyeyim. Ama onların da bu sene verimi oldukça fazlaydı. Onlardan da böyle kavanoz kavanoz, reçel, işte kayısıyı kuruttuk, pestilini yaptık. Onlardan da böyle oldukça malzeme çıkıyor. Bizi iyi karşıladılar. Harikaymış. Peki hanımı ikna ettin, buraya geldiniz. Peki sonrasında bir pişmanlık, bir can sıkılması, sosyal hayattan uzaklaşmanın getirdiği sıkıntılar. Eğer varsa dezavantajlarından bahsedelim bu göç hikayenizin. Sonrasında da avantajlarını soracağım. Dezavantajların hepsi içinde avantaj barındırıyor aslında. Çok bir dezavantaj, yani buraya geldik ve yani canımızın sıkıldığı bir an olmadı. Bundan eminim. Evet. Veya burada yaşadığımız bir sorun yüzünden birbirimizi kırdığımız bir an da olmadı. Yani dezavantajı, yoruluyorsun abi. Evet. Gerçekten. Bedensel işte olarak çok. 2'ye 5 bir toprak parçası, bugün çapa yapayım, otları temizleyeyim de yeni bir şey ekeyim dediğin zaman bu bayağı yoruyor. Bir de biz ilk geldiğimizde bunu yaptık ve çok bilinçsizdik. Yani toprağın tavla olması diye bir şey varmış. Biz bayağı sert toprağa çapayla giriyoruz ama yani ellerde nasır mı patlamadı, yarılmadı mı? Bir metreyi bir saatte falan çapalamaya başladık. Meğersem onu sulayıp o toprağın böyle kendine gelmesini sağlayıp yapınca 5 dakika sürüyormuş. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Onu da öğrendim. Tabii canım, yaptıkça. Bir de internet, yani her şey evet. Aslında orada var. Bizim burada çok hani komşularımız da var buralı. Onlardan da geleneksel yöntemleri soruyoruz, öğreniyoruz. İşte şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır. Onlar bir şey söylüyor. Biz internetten bakıyoruz. İkisini harmanlayıp doğru yolu buluyorsun. Doğruyken evet, kendimize göre doğru yolu buluyoruz. Ama yani yine yorucu olmuyor mu? Yorucu oluyor. Bedensel olarak çok yoruluyorsun. Yani şu an mesela narları topladığımız için en son ve yerden zeytin de topladığımız için şu an yani ellerimiz, kollarımız delik deşik. İşte eldiven takmayı öğreniyorsun, uzun kollu giymeyi öğreniyorsun, çizme veya iş ayakkabısı giymeyi öğreniyorsun. Yani. Buradaki zorlu hayat seni pişiriyor ve öğretiyor. Aynen, başka? Öyle. Mesela bazı akşamlar çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Mesela İstanbul'da çok yorulduğum zaman, Melda da çok yorulduğu zaman bir telefonla eve yemek getirebiliyorduk. Yani bu lüks veya o çok lüksten de değil yani, gerçekten evet, ihtiyaçtan oluyor. Yani yorgunluktan. Aynen. Yani burada yorulduktan sonra yemeği de kendin yapmak zorundasın. Ona göre hesaplıyoruz. Yani biz evet. 6'ya kadar oturup da bahçede çalışmıyoruz. 5'e kadar bahçede çalışıyoruz. O yarım saatlik enerjiyle de yemek yapıyoruz. Onu da cebe koyduk. Bir veya olarak. Bir kişi diyor ki tamam ben bırakıyorum, ben yemeğe geçiyorum gibi. Aynen bir öyle. İş bölümü de olabiliyor. Evet, evet, tabii. Yani o zaman madem hiç zorlamıyorum sizi, her şey güzelse güzelliklerini anlatın. Yani iyi ki buraya gelmişiz çünkü. Ya ben bununla ilgili şöyle bir şey diyebilirim. Çünküler sıralanır. Bir kere yataktan ben pencereden baktığım zaman gökyüzünü, ağaçları görebiliyorum. Gün batımını seyredebiliyorum her gün 180 derece. Bunlar böyle şey gibi gelebilir insanlara. Ne derler? Duygusal. Duygusal işte. Masal. Evet, minnoşluk, aynen öyle ama şimdi büyük şehirde böyle bir şey yaşayamıyorsun. Yani apartmanlardasın. Biz öyleydik en azından. Evet. Gökyüzünü görmüyorduk. Benim için de önemli bir şey bu. Yani ne bileyim, hiçbir şey görmüyorsun. Yıldızlar ya. Varmış diyorsun değil mi buraya geldiğinde? Evet, akşam yıldızları izleyebiliyorsun ve full yıldız oluyor gökyüzü. Şehirde bunu yaşaman mümkün değil. İşte sürekli toprağa basıyorsun. Ne bileyim, bahçene bir şey ekiyorsun, oradan kahvaltına alıyorsun, domatesi, biberini alıyorsun. Mesela işte 9'da mı işe gitmemiz gerekiyor? Ben 8.30'da ölerek kalkıyordum yataktan. Ama şu an mesela 7'de uyanıyorum burada. Uyanabiliyorum yani. Beni tanıyan insanlar uykuya ne kadar düşkün olduğumu bilir. O kadar beden yorgunluğuna sabah çok erken bir saatte kalkıp güne başlayıp devam edebiliyorum. Kendi hayatın için uyanıyorsun çünkü, evet, yaşamak yorgun için. Belki de evet yani. Ve de şeyi de düşünüyorum bu arada. Bizim iki kedimiz var mesela, onlar da çok mutlu burada. 50 metrekare bir evde yaşarken şu an dört dönüm bahçede geziniyorlar bütün gün. Ve komşu bahçelerde. İşte ne bileyim, tavuklarımız var. Buraya geldikten sonra iki tane köpeğimiz oldu. İstanbul'da mümkün değildi mümkün böyle bir şey. İkisini de sahiplendiniz bu arada. Evet. Ya i̇kisinin de apayrı hikayesi var evet. Tabii bu arada. Biri üzücü yangınlar zamanından bize gelen armağan. Diğeri de geçenlerde birinin yola bırakırken gördüğümüz. Ana yola. Ana yola bırakırken yağmurda ya adamın peşinden gidecektik ya köpeği alacaktık. Biz köpeği aldık. İyi yapmışsınız. Ve o da bizimle artık. Sonra kimseyi sahiplendiremedik. Evet, sonra kimseyi sahiplendiremedik. Bir de onlar da birbirleriyle mutlu oldu. Şimdi böyle iki kedimiz, iki köpeğimiz. Son olarak şeyi söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimiz zamanlarda ya da gelmeden önce biz şey düşünüyorduk. Yani ne olabilir ki? En kötüsü döneriz yani İstanbul'a. Sonuçta işimiz var, gücümüz evet. Var. Yapamadık mı? Döneriz. Bu bir sıkıntı değil. Şu an mesela 6 ay, 7 ay kadar oldu. Ve benim şu an anksiyetem şey yani, ya dönmek zorunda kalırsak. Dönmeyelim yani. Ben tekrar o şekilde çalışamam. İstemiyorum. Tekrar işte
ufacık bir evde yaşamak istemiyorum. Bu video var ya, tam hanımı ikna etme videosu oldu. Çünkü ben sustum. Ya evet, yorumlar oradan geldi. Bak, istemeyene bak, istemeyenden korkacaksın. Evet, evet. Yani şu an gerçekten en büyük korkum ya, hani bir şeyler ters gider de İstanbul'a dönmek zorunda kalırsak. Yani yine adapte oluruz ama tercihim değil, evet, yani ya, istemiyorum dönmek. Evet, öyle bir kırılma bende de var mesela. Ben de hep böyle 3 ay sonra döneriz, yani tatil yapmış oluruz diye hep böyle düşünürken veya burada bazen çok yoruluyordum. Şey diyordum, dönelim mi, ne yapayım? Kendi kendime tabii bunu Melda'ya söyleyip onun motivasyonunu asla düşürme. Ya dönsek mi acaba, olmayacak. Bazı işte atıyorum 6 ay sonrasını düşündüğümde bir şey göremiyordum. Şu an artık o dönüş fikrini tamamen attım kafamdan ve 6 ay sonra ne yapmak istiyorum? Şu an bütün planlarım onun üzerine. Yani burada kalmak istiyorsak burada ne yapabiliriz? Onun planlarını kurmaya çalışıyoruz. İşte onu konuşuyoruz. Bütün motivasyonumuz şu an o yönde. Senin için güzellikler neler Taner? Biraz da sen anlat. Eyvallah. Ya Melda'nın söylediğini ek olarak, onların hepsi cebimizde, onlar tamam, dahil. Onun dışında ben mesela sadece bugün sabah yaşadığım şeyi söyleyeyim yani. En yakın. Kısaca en yakın onu söyleyeyim. Geç işte cuma günü pazardan böyle bir teyzeden, çok tatlı bir teyzeden böyle tohumlar, işte fideler vesaire aldık. Ve bu sabah en güzel yanı bu. Sabah uyandım. Sonra gittim Bostan'a toprağı eşelemeye başladım. Ya bir anda böyle şey oldum. Dedim ben burada biraz oturmak istiyorum ya. Hani eşelediğim yerde oturdum, sadece durdum böyle. Ve muhtemelen son 3 ayımdaki en mutlu anım oydu. Böyle 5 dakika oturdum sadece. Hiçbir şey yapmadım. Acayip mutlu etti beni. Onun dışında sabah böyle alarm çalmadan uyanmak olabilir ya. Şu an hiçbir şey yapmıyorum ve sadece kapının önüne gelen işte horozun sesiyle uyanıyorum. Ya da işte acıkan köpeklerin sesiyle uyanıyorum. Bir şeylerin saatinin olmaması çok güzel bir duygu. Yemek acıkınca, evet, uykun gelince, uyanma uykuya doyunca. Bence bu var ya dünyanın en büyük zenginliklerinden biri. Ya, çok büyük. Parayla pulla alakası olan bir şey değil. Evet. Buradan bir şeyler yapalım ve çok zengin olalım derdinde olan insanlar, evet, değiliz yani. Biz İstanbul'da kazandığımızın 1/3'ünü kazansak burada ya da 1/5'ünü kazansak okey, zaten bize yetiyor burada. Hiçbir şey yetiştirmesek bile yani pazara gidip bir şeyler almaya kalksak İstanbul'dakinin yarı fiyatını alıyoruz. Yani tabii canım. Yani. Burada öyle mi? Bizim orada öyle değil ya. Ortacı'da neredeyse pazar fiyatları İstanbul'la aynı. Yani şöyle, son zamanlarda tabii ki burası da hani eskisi kadar ucuz değil. Ya eskisi dediğim 5 seneye, 3 seneye göre daha şey olabilir ama biz genelde de hep böyle işte köylüden, üreticiden almaya. Yerel üreticiler, köylü teyzeler falan, onların ürünlerinden bahsediyorsanız eyvallah. Biz onlardan alıyoruz zaten. Süper. Ya pazara gittiğimizde de onların tezgahını arıyoruz. Aynen. Böyle ara bir sokakta bir köşeye bırakmış onları belediye. Aynen. Zaten görünce de anlıyorsun malzemeden. Onların köylünün kendi bahçesinde yetiştirdiği işte biber, domates vesaire. Tabii oradan orada oturan teyzemin yorgunluğundan, hal ve tavırlarından da anlıyorsun. Ya, aynen. Bu arada konunun en başında şeyden bahsetmiştik, hani buraya göç edenlerin ev araması ve bizim yerleşik bir düzene gelmemiz. Bizim evet bir düzenimiz var, annem burada yaşıyor ama biz aşağıda gerçekten böyle depo olarak kullandığımız bir yeri kendimize ev haline getirdik. Yani orası şey, gerçekten böyle rutubet, nem, eski eşyalar, ne bileyim Yusufçukların yuvası falan olmuş bir yerdi. Biz onların hepsini temizledik. Rutubet için Taner işte duvarlara işte bir sürü bir şey yaptı, kazıdık, ettik. Badana boyasını yaptık. İşte eşyasını, bir kısmını kendimiz yaptık, bir kısmını aldık. Hani orayı gerçekten kendi kendimize bir yuva haline getirdik. Evet, elimizde var olanı yaptık ama kendimize de bir yaşam alanı yaptık yani. Elinden geliyor muydu burada? Burada mı öğrendin? Balkonu iki testere bilmem neyle, el aletiyle sandalye yapıyordum. Sedir gibi bir şey sedir yapmıştım. Sedir yapmıştım o zaman. Evet. Kumaş borularından çilek ekip dikey bahçe yapıyordum balkonda. Şimdi de yapsanız öyle. Gelir kapısı diyorsunuz ya, alın size bir iş fikri. Buraya bir tane sera gibi bir şey yap. Hmm. Çilek yetiştir 12 ay boyunca. Evet, hatta mümkün. Topraksız tarım yapabilirsin. Olabilir. O kadar böyle pozitif geçiyor ki bana şu anda. Eminim ki izleyicilerimize de geçecektir bu. İnşallah. Mutlusunuz. Ya her şeyden önce evet mutluyuz. Mutluyuz. Yani mutlu olmasan zaten burada bu şekilde yaşamazsın ki. Niye yaşayasın ya da yani. Zaten senin bir alternatifin var. Yıllarca yaşamışsın. O seni mutlu ediyorsa tekrar geri dönersin. Ya da hiç ayrılmazsın. Ama biz yani burada mutluyuz yani. Evet. Ve hayat da böyle biraz yavaş akıyor burada. Belki de en önemli söylenmesi gereken şeylerden biri. Acelemiz yok. İstanbul'la kıyaslarsan burayı, burada olmak beni daha çok mutlu ediyor. Ki bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Önemli olan bir şekilde ne yapıyorsan yap, mutlu olarak yapmak. Biz çünkü işe giderken de işte ayaklarımız geri geri gidiyordu. Aslında mutlu değildik. Dışarı çıkınca daha net görüyorsun. Biz de buraya gelince ben bunu daha net gördüm.
Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz zaten arkadaşız sizinle. Çok yakın olduk artık. Evet. Aile dostu gibi görüyorum sizi. Köy İşleri kanalı var. Oradan takip de edebilirler sizi. Bundan sonraki yapacaklarınızı. Zaten sık sık görüşeceğiz. Ara ara sizinle hayatınıza kattığınız yenilikler olursa yeni bölümler çekip yeni söyleşiler de yaparız. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Yaşa bu hayatı ailesine hoş geldiniz diyelim. Gün geçtikçe büyüyen güzel bir ailemiz var. Bu mutlulukları paylaşarak beraber birlikte büyümek benim de en büyük mutluluklarımdan biri. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Açık yüreklilikle hayatınızın detaylarını paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hem sana hem de izleyecek olan herkese. Evet, Yaşa Bu Hayatı Tolga Yalçın kanalına ve Köy İşleri kanalına abone olup bildirim zillerini açarsanız çok mutlu oluruz. Yeni bölüm ve hayat hikayelerinde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.